Sovyetler Birliği'nin Türkiye ve Yunanistan üzerinden Akdeniz'e doğru nüfuz alanını genişletmesine izin veremem. Sovyetleri çevrelememiz gereklidir. Sovyetler Doğu Avrupa'da komünistleri desteklediler ve iktidara getirdiler. Aynı desteği Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde nazilere karşı savaşmış komünistler içinde yapabilirler. Bu yüzden Batı Avrupa'daki mevcut yapıları korulama, korumalıyız. Yukarıdaki konuşmanın aşağıdakilerden hangisi ile aynı amaç doğrultusunda olduğu söylenemez. Evet burada Truman e, Doktor Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'yı Sovyetlere karşı koruma. Marshall Plan'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin e, başta Türkiye, e, Yunanistan gibi e, Güney Avrupa, Balkan ülkelerini Koruma, NATO, e, Sovyet tehditlerine karşı oluşturulan askeri park, Amerika'nın öncülüğünde, E Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yine e, Avrupa ülkelerinin ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak için Avrupa Devletleri arasında kurulmuştur. Ama C seçeneğindeki Molotov Planı tam tersi, Molotov e, 1900 45'ten sonra Sovyetler Birliği'nin Dışişleri Bakanının yapan bir bürokrattır. Yani bunun böyle bir söylemde bulunması düşünülemez. Cevap seçeneği C Molotov Planı diyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin 1. Dünya Savaşı sonrasında Fransız mandası altında kalan Suriye ile ilgili doğru bir değerlendirme olduğu söylenemez. A. Fransa Suriye'nin bağımsızlığını 1930'da tanıdı ancak çıkarlarının etkinliğini 1946'ya kadar korudu. Doğru. B. Suriye bağımsız olduktan sonra Türkiye'nin ilişkilerini geliştirmesine önem veren bir politika izledi. Hayır. Öyle bir politika izlemedi. C. Fransa'nın 1946'da bölgeden çekilmesinden sonra bölgede Milliyetçi Arap Sosyalizmini savunan Bağışçılar etkili oldu ve daha sonra Beşer Esad Liderliği'nde Hafız Esad Liderliği'nde kanlı bir darbeyle iktidarı ele geçirdiler. Doğru. D. 1950'lerde Mısır gibi Arap ülkeleriyle birleşme politikası izledi. Hatta Mısır'la Birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurdular. E 1960'lardan günümüze kadar Esad ailesi tarafından yönetilmektedir. Baba Hafız Esad'dan sonra yerine oğlu Beşar Esad ülkeyi günümüze kadar yönetmişlerdir. Kanlı bir ee siyaset izleyerek. Evet bizde insanın cevap B Suriye bağımsız olduktan sonra Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine önem veren bir politika izledi. Hayır Fransa'nın böyle bir politikası yok. Cevap B diyoruz. Soğuk Savaş döneminde Orta Doğu ülkelerinin izlediği genel politika çerçevesinde metinde boş bırakılan yerleri sırasıyla yazılması gerekenler aşağıdakilerden hangisinin doğru bir şekilde verilmiştir? Soğuk Savaş döneminde özellikle Milliyetçi Arap Hareketlerinin ve Batı karşıtlığının etkili olduğu Mısır, Suriye ve Irak gibi devletler Sovyetler Birliği ile ilişkilerini geliştirdiler. SSCB ile ilişkilerini geliştirdiler. Suudi Arabistan, Katar ve Yemen gibi körfez ülkelerde zaman zaman da Ürdün ve Lübnan e, Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişki içinde oldular ve bu politikalar aynen günümüzde de devam etmektedir ve bundan dolayı cevap seçeneği A diyoruz. Soğuk savaş döneminde meydana gelen yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdaki seçenekler hangisine doğru olarak verilmiştir? bir Almanya'nın iki ayrılması, iki NATO'nun kurulması, 3. Varşova paktının oluşturulması. Evet burada e, Almanya hemen 2. dünya savaşı'nın hemen akabinde yani 1946'da Doğu Batı diye işgal bölgelerine göre ikiye ayrılmıştır. E, Sosyalist ya komünist e, Sovyetler'in işgal ettiği yerler Doğu, Amerika, İngiltere, Fransa'nın işgal ettikleri yerde Batı e, Almanya olmuştur doğru. NATO'nun kurulması 1900 50 de NATO kurulmuştur. Varşova Paktının oluşturulması, Varşova Paktı da NATO'ya alternatif olarak 1950'lerde kurulmuş bir askeri paktır. Bu yüzden cevap seçeneği 1, 2 ve 3'ün yer aldığı A seçeneği diyoruz. 25 Mayıs 1963'te 32 bağımsız Afrika ülkesi tarafından kurulmuştur. Merkezi Eti Etiyopya'daki Addis Ababa'dır. Örgütte daha sonraki katılımlarla üye sayısı 54'e çıkmıştır. Örgütün amacı Afrika ülkeleri arasında ekonomik, politik, sosyal birlik ve dayanışmayı sağlamak, sömürge döneminden arta kalan izleri ortadan kaldırmak, Birleşmiş Milletler Sözleşmesine ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun uluslararası işbirliğini geliştirmektir. Türkiye birlikte 2005'ten itibaren gözlemci 2008'den itibaren de stratejik ortak konumundadır. Yukarıda bazı özelliklerine yer verilen uluslararası teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bu Afrika Birliği'nden bahsediliyor. Çünkü Afrika Birliği Türkiye'yi 2005'te gözlemci olarak kabul etmiş, 2008'de de stratejik ortak olarak kabul etmiştir ve Afrika Birliği sömürgelerden kalan izleri temizlemek için günümüzde de uğraşmaktadır. Cevap B diyoruz. Kuzey Afrika'nın kurtuluşu ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Libya 1951'de İngiltere ve Fransa'dan 2. Sudan 1956'da İngiltere'den 3. Tunus ve Fas 1956'da Fransa'dan 4. Cezayir 1962'de Fransa'dan e, bağımsızlıklarını almıştır e, diyoruz ve bundan dolayı e, yani e, Kuzey Afrika'nın Kurtuluşu ile ilgili verilen bilgilerin hepsi 1 2 3 ve 4 doğru diyoruz. Cevap E seçeneği diyoruz. Soğuk Savaş dönemiyle ilgili olarak yukarıda yapılan eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Muhammed Akhani Hindistan lideridir. Doğru. 2. Muhammed Ali Cinnah Pakistan kurucu başkanıdır, Lideridir. Doğru. 3. Nelson Mandela Bangladeş'in değildir. Nelson Mandela Güney Afrika'da, Güney Afrika'da e, zencilerin haklarını savunan bir siyasetçidir, Nobel Ödülü almıştır, yıllarca hapishanede kalmış ve e, Afrika'da, Güney Afrika'da zencilerden ilk cumhurbaşkanı olan kişidir. E, cevap C, yalnız 3 diyoruz. Soğuk savaş döneminde yaşanan aşağıdaki olaylardan hangisinin bloklar arasındaki gerginliği arttırdığı söylenemez. U2 olayı söylenir. A. U2 olayı söylenir. Çünkü e, Amerikan savaş uçakları e, Sovyetler Birliği üzerlerinde keşif uçuşları yapmıştır. Keşif e, uçakları. B. Kore savaşı soğuk savaş döneminin en e, kritik askeri olaydır söylenir. C. Berlin buhranı özellikle Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'ni karşı karşıya getirmiş ve e, Berlin duvarının örülmesinde e, e, örülmesiyle zirve yapmış bir e, sorundur. Soğuk savaş dönemi en önemli sorunudur. Doğru. D. Bağlantısızlar hareketi. Hayır. Bağlantısızlar hareketinin e, yani bloklar arasında herhangi bir gerginliğe e, sebep olacağı düşünülemez. Çünkü bunlar her iki bloğa da karşı çıkıyor. Onlara karışmıyor. E Vietnam Savaşı zaten Vietnam Savaşı'nda komünistlerle kapitalistlerin yani emperyalistlerle kızılların mücadelesidir. Burada e, Soğuk Savaş döneminin e, blokları karşı karşıya getirdiği bir gelişmedir. Ama blokları etkilemeyen bağımsızlar hareketi doğru cevaptır. Cevap D diyoruz. Soğuk Savaş sürecinde iki kutupta birbirine benzer amaçlarla kurulan teşkilatlar ortaya çıkmıştır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinde benzer amaçlarla kurulan teşkilatların birlikte verildiği söylenemez? Evet, e, Marshall Planı, Molotov Planı. Marshall Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, Sovyet'te Molotov da SSCB'nin Dışişleri Bakanı her ikisinde de kendi yandaşlarına e, ekonomik taahhütler vardır. E B, Comecon yani Komekon komünist ülkelerde bir araya ekonomik işbirliğini öngörmüştür. Ayette Avrupa Ekonomik Topluluğu kapitalizmle idare edilen ülkelerin birlikteliğini savunmuştur. C. Varşova Paktı yani sosyalistlerin, komünistlerin askeri savunma paktı iken NATO emperyalistlerin savunma paktı. D. Komün Form Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu. Evet Komün Form'da burada komünist partilerin birleşmesi, e, ittifakı ama Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Avrupa devletleri ekonomik işbirliğini öngörmüştür. Cevap D diyoruz. Comecon OECD e, gelişmiş ülkeler Comecon'da eee komünistlerin gelişmiş ülkeleridir diyoruz. Cevap D bundan dolayı Sovyet tehdidine karşı Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Batı Avrupa ülkeleri arasında savunma alanının işbirliği ni sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kurucu ülke sayısı 12'dir. Birliğin merkezi Brüksel'dir. Yukarıda verilen özelliklerin aşağıdakilerden hangisine ait olduğu söylenebilir? Evet, bizim Kuzey Atlantik Paktı dediğimiz NATO. Nun özellikleridir bu. NATO'nun günümüzdeki merkezi Belçika'nın başkenti Brükseldir. Doğrudur. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Batı Avrupa ülkeleri kurucu üyelerdir. Türkiye'de 1952'de artan Sovyet tehdidine karşı bu pakta Kore savaşından sonra üye olmuştur. Cevap A diyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Asya'da yaşanan gelişmelerle ilgili doğru bir değerlendirme olduğu söylenemez. A. 1947'de bağımsızlığını kazandıktan sonra Nehru liderliğindeki Hindistan iki blok içinde yer almamıştır. i̇çinde de yer, yani ne NATO'da ne de Varşova Paktı'nda yer almamıştır bağlantısızların lideridir. B. Nehru, Mısır lideri, Nasır, Yugoslavya lideri, Tito ile birlikte bağlantısızlar blokuna öncülük etmiştir. Doğru. C. Hindistan doğu blokunda olmamasına rağmen Keşmir, Doğu Bangal gibi sorunlar yaşadığı Pakistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın batı güvenlik sistemi içinde yer almasından dolayı Sovyetlerle daha yakın ilişki kurdu. Doğru. D. Pakistan soğuk savaş dönemi boyunca batı yanlısı tutumunu sürdürdü. 1954 kurulan Seato ve Bağdat Paklarını üye olarak Sovyetleri çevreleme politikasına destek verdi. Doğru. Pakistan bu özelliği günümüzde de devam etmektedir. E, Keşmir ve Doğu Pakistan statüsünü Hindistan ve Pakistan arasında yapılan anlaşmalarla kesinlik kazandı. Hayır. Bu durum günümüzde de yani Keşmir sorunu ve Doğu Pakistan'ın statüsün sorunu günümüzde hala devam etmektedir. Hatta yer yer sıcak çatışmalar bile Keşmir sorunu yüzünden Hindistan'la Pakistan arasında yaşanmaktadır. Cevap E diyoruz. Aşağıda Mevlüt Öğretmen'in öğrencilerine yönelttiği sorular ve öğrencilerin cevapları eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? İkinci İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği liderliğindeki bloklar arasında soğuk savaş döneminin resmen başladığını gösteren doktrinin adı nedir? Evet, burada e, bahsedilen doktrin Turman Doktrinidir. Doğru. 2. NATO'nun kurulması sonrasında Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği liderliğinde komünist ülkeler arasında e, savunma alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan paktın merkezi neresidir? Cenevre değil, Varşova'dır. E, Polonya'nın başkenti Varşova. Bu yanlış. 3. Kore e, Soğuk Savaş döneminde Türkiye hangi ülkeye asker göndermesi sonucunda NATO'ya üye olarak kabul edilmiştir? Kore Savaşı sonucunda bu da doğru. Ve bize insanın cevap 1 ve 3'ün yer aldığı C seçeneği doğru cevap diyoruz.